Yani iyi olur bence ya. Gel patlıcanı da yer. Olkan hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. Ya. Batman. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Gerçekten iyi misin? İyiyim. İyi. Biz iyiyiz valla. Yani bir yeni yarışmacı gelecek dendi. Geldin ama biraz sıkıntılı girdin evet, galiba içeri. Evet, biraz olaylı bir giriş oldu. Bu senin, ben tanımıyorum kusura bakma, bilmiyorum ama tanıyanlar var galiba burada seni. Sosyal medyadan bilinen bir yüzsün. Evet. Dilara'yla da evet. Uzun süredir arkadaş mısınız? Evet, evet uzun süredir arkadaş. Tanışıyorsunuz. Yani tavrı tarzıyla ilgili Dilara'nın söylediklerini anladığım kadarıyla sen böyle lafını esirgemeyen bir tipsin galiba sosyal medyada. Doğru evet mu? Evet yani. Hatta dedim ki böyle programa katılırsın da diline birazcık sahip çık dedim. Kesin bir kavga mavga bir şeyler olur diline dedim. Diline sahip çık demiş. Aslında sana. Kötü niyetten değil. Yani niyetin yanlış tabii sonuçta. Ki değildir ama yani geldiğin zaman böyle bir etkileşim mi diyeyim de, ya da ne bileyim. Hani böyle bir görünür olmak mı istedin de acaba? Yok kastı yapmadım. Yani yanlış anlaşıldı. Kızları mı acaba etkilemek istedin de ondan mı? Yok hiçbiriyle öyle bir nakışaya girmedim. Özellikle sordum zaten. Dilara dedi ki. Sen bu kadar sessiz değilsin normalde dedim ki beni önce bir tanısınlar yanlış anlamasınlar dedim. Üstüne öyle bir olay yaşandı. Peki. İlayda bana anlat istiyorsan şimdi arada mesafe olmaya çalışıyorum. Lütfen yerinizden falan da kalkmayın. Aynı manzarayı burada görmek istemiyorum. Yok, kullandığınız zaten. Cümleler yenir yutulur şeyler değildi. Yok burada yüzüne de söylerim. Hani arkadaydı diye söyledim öyle biri Görkemciğim, değilim. Seni tanıyorum biliyorum. O yüzden önden ben bir uyarı yapmayı ihtiyacı hissediyorum. Yok burada zaten kız arkadaşlar olduğu için yani orada otururken de söyledim. Burada dedim hiçbir kavga çıkartmam ya da münakaşaya girmem. Sonuçta kız arkadaşlarımız var burada diye. Yani herhangi bir böyle tavra devam ederse dedim. Olkan dışarıda dedim oturur konuşuruz hallederiz dedim. Yani gerekirse oturur muyuz? Konuşur muyuz? Onunla konuşuruz. Ya ama herhangi bir burada aksiyona falan girmeyeceğim. Yani zahmet. Ama yani hani daha saatler önce, bir saat önce girdiğiniz için aksiyona sanki hep böyle takılıyormuşsunuz, coolmuşsunuz gibi de konuşmayalım yani. Yok benim hani bazı olaylardan sonra burada hiç olaylarım olmadı. Yani kalkıp kavga yok. Onun önünü kestim. Neydi? Şurada sıkıştırdınız. Ben onun için söylüyorum. Ben niye önden bu kadar bir araba laf ediyorum? Gerek var mı yani? Sonuçta burada yüz yüze dünya gözüyle ilk kez karşılaşıyorsunuz. Gerek var mı? O yüzden İlayda'ya soracağım. İlayda bana cevap versin. İlayda'cığım sen orada zaten tepkini koydun galiba. Evet Öykü Hanım. Ben zaten hani daha tanışmıyoruz. Bu lakayt tavır ne tarzında bir şey söyledim. Şaka yapmaya çalıştı. Tasvip etmiyorum ama şaka yani. Hani onun bazından da konuşuyorum. Görkem'in sinirini anlayabiliyorum ama bu kadar büyütmeye gerek yok. Eğer o da yaptığının terbiyesizlik olduğunu düşünüyorsa özür diler. Düşünmüyorsa özür dilemez. Yapacak bir şey yok. Dedim. Özür falan da beklemiyorum diyorsun. Yok beklemiyorum Öykü Hanım. Kendi yani, kararı arkadaş. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ben kız arkadaşından özür diliyorum ya. Çünkü yanlış anladı. Teşekkür kasıtlı ederim. Bir şey yok. Benlik bir problem kalmadı. Ama erkek arkadaşıyla ilgili düşüneceğim. Çünkü öyle bir tepki çok fazla. Evet. Konuşayım mı? Kimse benim kız arkadaşım burada atıyorum o kadar zaman da geçiyoruz. Kefen lafı. Kardeşim lakayt, süper ben. Konuşuyorum kardeşim. Konuşuyorum böyle. Böyle bir yürüme şekli yok. Ben dışarıda da yürürüm merak etme. Dışarıda oynarız. Oynarız. Tanıyormuşsun. Ben Samsunluyum. Nereden geldiğimi biliyorsun. Tamam, nereden gelsen oraya da gönderirim seni. Merak etme. Olkan bu da tuhaf bir şey. Tamam mı? Yani. Hey alo. Yok ben düşüneceğim filan. Hayırdır Öykü Hanım düşüneceğim filan. Tamam ben bir şey sen az önce sözümü öldün. Sorsan delikanlı gibi. Sorsaydın bu olmazdı. Sen delikanlı gibi bana muhabbeti yapma. Burada en son yapacak sensin şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bir çizgi çizmeme izin ver lütfen. Tamam çizgi çizeceksen benim konuma konuşamaz. Sözümün üstü konuşma kardeşim sözüm bölme. Görkem. Sana hayırdır? Sana mı soracak? Görkem bana sen soracak. De benim sözümü bölme şey yeter. İlk sözümü sen böldün dikkat et. İkincisine ben senin sözün değil. Cesaretiniz var madem delikanlı gibi adam iki kişi birbirimize çözersin. Sahipsiz dersen. Çıktın bak kardeşim şimdi, odalara erkek jargonunu ben biliyorsam sen daha iyi biliyorsun. Tabii. Gel yapıyorsun yapma. Doğru. Yapma. Yapmayın yani. Hayır, burada horozlanmanın manası yok ya. Kız arkadaşıma benim de öyle bir şey yapsa ama ben sorardım tamam, öyle bir tepki vermezdim. Tamam empati yapıyorsun dedi. Vermezdim ne demek. En azından haklı sorardım. Haklı kefen ne? Ama Öykü Hanım söyledim yanlış anlaşılmak istemiyorum kusura bakma. Anlaşıldın anlaşıldıktan sonra tamam kardeşim dersin ona da döner dersin. Burada yani normal. Evet. Normal ya bilmediğin bir yere geliyorsun yabancı bir yere geliyorsun. İzlememişsin de. Ya demek evet. Ki sende de hata olabilir. Şimdi sahipsiz değiliz dediğin zaman gerçekten tuhaf bir yere çekiyorsun. Baktım hepsi öyle gelince.
Ya, ya Allah. Dedim, ben, te- ben tek de gelirim kardeşim. Burada birbirlerinin çetesi değiller. Sahibin kimse o da gelebilir. Sorun yok. Benim sahibim yok. Ben tekim. Benim de yok. Bakın sevgili izleyiciler. Sahibim laf etti. Tasman kimdeyse benim tasman yok. Görkem tamam yeter. Bak düzgün konuş. Sen az önce bana memleket müsesi yaptın. Ben konuşuyorum. Görkem yeter artık ya. Tamam Görkem. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Hala da bana düşüneceğim diyemez. Özür dileyecek benden. Bu kadar söyle. Bir şey yok. Ben onun kız arkadaşı olsaydım da böyle laf etmem. 23 yaşındayım. İlayda'dan özür dile. 23 yaşındasın. Biraz saygı göster rica ediyorum ya. Biraz saygı göster. Neye kime güveniyorsunuz bilmiyorum da. Ben kendime güveniyorum. Tamam, sonra Allah'a güvenin. O arkadaşın Samsun sanıklarına güveniyorsa tamam, işte, güvenebilir. Ama ağzından çıkan lafı da kulağın duysun. Benim duyuyor, hangi duymuyor. Ortamda kimin karşısında olduğun bunları söylediğinde farkına var. Yo ben gayet farkındayım. Ya işte farkında değilsin diye düşünüyorum. Ben gayet farkındayım. Ne yapacağız peki? İlk başta siz burada birbirimizi yemenizi mi izleyelim? Hani ben böyle kendi yerime koyuyorum arkadaşım. Yani koyamam evet. Da öyle bir hareket yapmam. Bir gün vurduğunuz yerden öyle bir ses gelir ki ne olduğunuzu şaşırırsınız. Benimle de uğraşırken dikkat edin o zaman. Tamam mı? Size karşı bir saygısızlık mı olursa özür dilerim Öykü Hanım. Ben o anki o lafa karşılık çok yükseldim. Ona bütün şehrim, size değil. Özür dilerim size. Çok hoş gelemedin Olkancığım yani. Açıkça onu söyleyeyim. Böyle olsun istemezdim. Senin varsayıyorumun. Öykü Hanım ben bir ekran verildi biz erkekler evindeydik. Evet. Ondan sonra bir Nihle ile bir muhatap olma durumunu gördüm. Geçmişten kaynaklı böyle bir tetiklenme durumum oldu. Ondan sonra geldim buraya. Arkadaşlar anlattı. Dedi hani öyle bir şey olmadı. Sadece ekran verilmiş sen yanlış anlamışsın dedi. Hani kusura bakmasın ben öyle bir şey yaptım. Çünkü hani burada artık iyice psikolojimiz darmadağın oldu ve bizim Nihle ile biliyorsunuz hani en başından beri iyice birbirimize bağlandık. Kusura bakmasın öyle bir şey olmamış galiba. Hani Nihle ile alakalı bir durum olmamış. Zaten Nihle de direkt sevgilisinin olduğunu söylemiş. Direkt muhatap kesilmiş. Bize de bazen hani öyle bir ekran veriyor tetikleniyorum ben Öykü Hanım. Kusura bakmasın hani arkadaş. Ben hani İlayda'yı yaptığını kesinlikle doğru bulmuyorum. Ben kendi hani çerçevemden bakıyorum. Hani öyle bir durum olmamış. Ben kendi adıma ve Nihle ile alakalı bir durum olmadığı için kusura bakmasın diyorum arkadaş. Yani böyle bir diyalog bekliyordun zannedersen değil mi? Evet. Çünkü sen seninle ilgili çünkü. Sordu Dilara'ya. Hı-hı. Dedi ki o niye o kadar yükseldi dedi ya ben anlamadım. Evet işte gerçekten hani ekran verildiğinde hatta tüm erkekler evi olarak hani Nihle ne alaka falan oldu. Hepimiz olduk. Ben de öyle gördüğü zaman da tabii ki de burada ister istemez hani gerginlik seviyesi artıyor Öykü Hanım. Hani burada kusura bakmayın öyle bir şey gösterdiğim için hani terbiyesizlik mi saygısızlık mı bilmiyorum. Hani yine korkuyor. Korktu. Evet çok doğru ondan da özür diliyorum. Esas ben şaka yani. Yapıyor sandım ilk çünkü gerçekten hiçbir şey olmadı ya ama onlara sanırım ses verilmemiş. Ya böyle bir ses sadece verilmedi ondan sonra bir hepimiz sadece bir Nihle ile olan bir diyalog gösterildi ve sessiz bırakıldı hani sessiz bir şekilde görüntü verildi. Ben de kusura hani bir de şey söyledi ben programı izlemedim falan dedi. Hani tetiklendi bir hani bir muhabbet olmuştu. Ben de dedim aynı muhabbete mi denk geliyor acaba? Ondan sonra öyle bir gerildim. Dediğim gibi arkadaş hani öyle bir şey yapmamış. Ama dediğim gibi bu İlayda mevzusuna tabii ki de tasrif etmiyorum. O tabii yanlış ama benimle olan alakalı durum kusura bakmasın. Ben öyle bir şey ya, sen olduğunu sandım. Yok, peki. Burada da İlayda'dan özür diledi. Bir de şu durum da var. Yani sizin girmenize gerek kalmadan biraz da kız arkadaşlarınıza, yanınızdaki kadına, onun gücüne biraz bir güvenseniz acaba. Vermiş kadın cevabını. Kalktı evet. Yanından, kale almadı, umursamadı, evet. Görmezden geldi, tepkisini koydu. Ya ne gerek var yani? Evet. Birincisi, o yüzden yaşını soruyorum anladın mı? Gereksiz bunlar. Ha, birincisi ben verdiği tepkiyi şeyi görmedim. Sadece ekrana onların diyaloğu verildi. Kefen yok muhabbet görüldü verildi. Ben izledim. Yok İlayda'nın verdiği cevap. Senin gözün döndüğü için görmedim. Oradan kalkışı verildi İlayda'nın. İlayda'nın verdiği cevap verilmedi bizim erkeklerine. Cevabını verdi. Çok yok. Duymamış olabilirsin. Erkeklerinde ben de vardım, Oğuz da vardım. İlayda'nın verdiği cevap ben duymadım. Bilmiyorum arkadaşlar. Yok, verilmedi Öykü Hanım yani. İlayda'nın kalktığını gördünüz siz. Yok biz ben yok, de görmedim. Gerçekten verilmedi görmedim. Mi? Sadece İlayda'ya laf attı verildi kesildi sonra. Hemen ha. Arkasından cevabını verdi. Böyle şakalarla münasebet dedi. Kalktı geldim. Kadın gitti yani. Bir buraya de şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o da mantıklı düşündüğü zaman Görkem nerede haksızlığa düşüyor biliyor musunuz? Aslında olay da çok haklı. Buradaki herkes de farkında ama. Bunu sorgulamıyoruz zaten. Verdiği tepkilerde Öykü Hanım çok yükseldiği için haksız konuma düşüyor. Bu doğru değil aslında. Ya bir müsaade edin. Bu aşaması var bunun. Kadın burada birebir senin olmadığın ortamda. Senin burada bunu görme şansın var. Hayatta herhangi bir durumda bu kadın böyle bir şeyle yüz yüze kalabilir. Senin olmadığın ortamdaki davranışını görme şansın var burada.
Bak kadın cevabını vermiş. Önce görmedim. Bu aşamayı geçsin. Görmedim. Veremezse ve zor durumda kalırsa o zaman sen gir. Kesinlikle. Anladın mı? Yani bu ona da saygısızlık. Ben görmedim Öykü Hanım. Tekrar söyleyeyim. Erkeklerine de tamam. O demek ki yani olduğundan fazla. Bak Oğuz kabul etti. Siz de bir orta yolu bence bulun. Bence de lütfen. Hayır. İlk başta hayır. Zaten cümle yani bana düşüneceğim dediği için ağzınızdan ben böyleyim. Ağzınızdan çıkan kulağınız duymazsa ha. Başka yerlere gidiyor. Eğer ilk başta ikimizden de özür dileseydi ben de dilerdim. Anladın mı? Çünkü o da bence hatasının farkına varmıştır. Burada kaç yaşındadır o da? Yani kefen muhabbeti filan ilk başta tanımadığı birine yapılır mı? Yapılmaz bence de. Yani eğer böyle girmeseydi, doğru düzgün konuşsaydı, atıyorum Nihle ile konuştuğu gibi benlik bir problem olmazdı zaten. Tamam, Volkan'a soralım. Evet Volkan'cığım. Ben niye özür dilemediğimi söyleyeyim. Arkada olaydan sonra çıktığımda kucağıma tutturacağım dedi. O lafından dolayı özür dilemedim. Delikanlı bir adamsan gelirsin, baş başa konuşuruz, hallederiz. O da o konuda haklı hayatım. O da çok ağır bir cümleydi çünkü. Bence ikinizin de ortak bir... Öfkeyle ne söylediğini bilmiyorsun. Ben öfke zaten problemim tamam, var. Bir daha söyleyebilirsin. Ben istediğim yerde söylerim diyebilir. Evet. Bu senlik bir şey. Evet. Ama bizim seni bu şekilde kabul etmek zorunluluğumuz yok Görkemciğim. Ya bu eğer bu lafları söyleyen bir adamsan, doğru ve yerinde söylersen bir ağırlığın olur. Ama boşa sıkıp sıkıp böyle tarama gibi söylersen olur olmaza olmuyor işte. O yüzden yaşının gereği bunları yaşına veriyorum yani. Orada o da olsaydı ben gene söylerdim ya da şeye geçirdim. Ben gene söylerimler falan. Ortama bir bak, neredesin ona bir bak, buraya uyar mıya bak, buranın ayarına göre bir şey yap. Kavga anında ben burayı unutuyorum zaten. Yani ekran önünde olduğumu unutuyorum. Zaten bu yüzden kaybediyorum genelde. Olmaz işte yani. Yani dışarıdaki gibi. Sen de bunu burada törpülemeyi öğren o zaman. İşte törpüleyemiyorum zaten. Problem de var. Karşında kim var, kimle birebir muhatap oluyorsun? Bir ona bak, ona o laf söylenir mi, öbürüne söylenir mi, kime ne söylenir? Bunları ayırt etmen lazım. Burada seni editörlerimiz de uyardı, herkes geldi aşağıya, ben bana ne bilmem... Ya tamam, çok güçlüsün, bravo. Çağın. Bu da güçlü meselesi değil zaten. Ama onun. İşte bak, güç kontrol edebildiğin zaman güç. Anladın mı? Hı-hı. Ancak öyle ezebilirsin. Bir değer miye bakar insan karşındakinin, yani o söylediğin sözleri söylediğine değer miye bir bakar? Konu değer mi? Bu kadar büyütmeye değer miye bakar yani? O yüzden şurada ortak bir yaşam alanını paylaşıyoruz. Bir uzlaşmanız lazım. Ve sizi ikna etmeye çalışıyorum. Konum var, konuşamıyorum yani. Gerginlik istemiyorum. Ben bu gerginliğin içinde program yapamam yani. Lütfen çözün. Birine mi geldin Olkan? Aklında biri var artık mı? Artık yani o kadar ya, lanet olsun köyken... gelmeyeydim diyorsun yok, değil mi? Yok, öyle bir şey demiyorum da. Keşke konuşmasaydım yani. Kimseyle muhatap olmasaydım. Direkt aklımdaki kişiyle... Hmm. Kim derim. Mesela? Şimdi söylemesem olur mu? Ama söyle bence. Ya, Dilara'ya gelmiştim kanka diyor bana hala ama. Nani. Bayağı kanka dedi yani. Yok ben o gözle bakmıyorum zaten kendisi. Sen kankadasın yani. Evet. Peki siz ne kadar tanışıyorsunuz? Bayağı oldu. Bir iki yıl oldu herhalde. İki yıl var. Hiç görüştünüz mü? Bir araya geldiniz görüştük mi? Görüştük canım. Evet. Çok görüştük. Birebir mi görüştünüz bire yoksa? Birebir. Görüntülü ortak arkadaşlarımız vardı. Sonra bir ciddi ilişki yaptı. Ortadan kayboldu. Tekrar ortaya çıktı. Ha. Askere gitti geldi. Hı. Yani ne kadar zamandır Dilara aklında beni, bir ilişkin varsa mesela. Beni iyi tanıyor ya. Çok iyi tanıyor zaten. Tamam ilişkin var. Ne ara sen Dilara'yı yani, hani böyle bir ya farklı onun, bir gözle baktın? Aslında şöyle bir şey olur Öykü Hanım. Bazen insan böyle en yakın arkadaşından hoşlanır. Bu normaldir yani durum. Çünkü en iyi ona gelen odur. Hmm. Onun gibi bir şey. Ne oluyor? Şey ya, ondan sonra niye erkek kankaya laf ediyorum dedim de. Ha. Damla da kendine buradan pay çıkarmış. Valla Berke ile Dilara da kanka bilemiyorum. Hayır ya. Kardeşim ben. Hissediyorum ben ona. Yani ne ara böyle bir his? Tamam, evet gerçekten ben de dostum ama yani beni iyi beni anlayan şöyle, o dedi. Bunu tabii ki bir anda ona belli edemezdim. Bak dinle seni al. Yani bir anda ona böyle bir şey söyleyemezdim. Dedim ya acaba yapsam nasıl olur, gitsem nasıl olur dedim. Acaba nasıl olur? Evet. Sence nasıl olur? Ne hayal ediyorsun? Yani hiç çekinmedim bunu söylerken zaten. Gelirken de çekinmedim. Tam kararını vermişsin. Ya evet. Onu anlıyorum. Sen de karar tamam da. Hani kayıtsız biri var şimdi ne yapacağız? Kankadan başka orası yere dönmesi. Orası belli olmaz ya onu zaman İkna gösterir. İkna ederim diyorsun. Zaman gösterir o.
Ay yok. Saygı duyuyorum tabii. Abi belli ki bir gayret göstermen gerekecek. Evet. Karşında yani sana buna evet. etkilenen biri yok bugüne kadar. Kendi de benim gibi çok neşeli. Hı. Şimdi böyle bir şeyi duyunca. Mesafe de koyar Dilara şimdi. Ya evet. Ya ben bina arkadaşım dedikten sonra olmuyor yani. O diğer kılıcı gözle bakamıyorum. Ha. Evet. Ama arkadaş olarak istiyorsun. Ben devam ederim arkadaş olarak. De ben sana arkadaş olarak bakarım. Ya işte. Ha, bakar mısın Olkancığım? Bakamam. Ya. İnsan bakabilir mi? Dayı döner ne yapacağız? Dayı. O anlatacak sen dinleyeceksin. Öyle arkadaşlık kurarsan o zaman ben delikanlı değilim. O zaman kurmayız. Allah. Kank işte bak bunun da bu riski var. Arkadaşını evet. sevgili olarak görmeye başlayınca arkadaşlık da gidiyor. Gitti. Fena. Çok büyük riske gelmişsin. Devamında ne olacak bilmiyorum. Allah kolay versin. Kendime güveniyorum. Kutu geliyor belki. Efendim? Kutu geldi benim. Hayır, gördün mü kutuyu? Vallahi şimdi fark ettim ben de. Wow. Var bir kutumuz ya. Gizemli kutu. Gizemli kutu. Vallahi. Beyza'cığım. Buyurun Aytun. Bak Olkan şöyle bir şey söyleyeyim. Kaan Almanya'da, izlemediğin için söylüyorum. Almanya'da yaşıyor. Sonuçta bir Avrupa kültürüyle yetişmiş. Beyza'ya sordu. Beyza dedi ki böyle şey olmaz söylen yanlış yaptı falan ama tepki de çok yüksek dedi gerek yok dedi. İşte konuyu konuşuyorlar. Kaan dedi kefen ne ya dedi. Adam bilmiyor yani. Şimdi ben gülmeyeyim o da yanlış anlaşılır. Yani bilmiyor adam. Kefen neymiş demek kefen? Bilmiyormuş. Şeymiş hani biri ölünce beyaz giyinilir ya. Evet. Ben de üstü öyle dediyse abi, çok. Beyaz giyinilir. Kefene sararlar. Beyaz bir hayır. bez parçası. Sarıyorlar, ölüyü sarıyorlar. bez parçası. Yine anlamadım. Hayır, öyle dediyse dedim çok yanlış demiş. Hani o Görkem'in ilk tepkisini anlamadım zaten. Ona sarıp gömülüyor. Ha. Bir şey soracağım, siz yani, ölenlerinizi yakıyor evet. musunuz? Yani yok, adam bilmiyor. O anda öğrendi öyle bir şey diyorsa da yok artık. İki kere kusura bakma dedim kalkarken zaten yanlış anladım. Yani hem zaten kadına diyorsun ki ölü gibisin. Yani hiç enerjin yok. Üstüne kefen giymiş gibi beyaz da giymişsin deyince. Zaten iki kere. Yani kere, gömdün yani anladın Dilara mı? Dilara dedi ki niye böyle sessizsin falan. Ettiğin lafın falan. Ağırlığının da farkında evet. var diye söylüyorum. Evet Beyza'cığım. Buyurun Aykut.